Türkmen Cephesi Genel Başkanı, Sayın Irak Türkmen Cephesi Genel Başkan Yardımcısı, protokol, değerli Dakuk halkı, hakkınızı diyerem, hoş gelipsiz, safalar getiripsiz. Bugün de her zamanki gibi bizi yalnız koymadınız, Allah hakkınızdan razı olsun. Malumuzdu, önümüzde 3 gün diyebilirlik kaldı, bir seçim var. O seçime de ben şahsen adayım. O da size güvenerek bu yola çıktım. İnşallah bugünkü gibi 3 gün sonra da beni yalnız koymazsınız, ondan eminim, hiç şüphem de yoktu. Eğer istersek hakkımızı, hukukumuzu almak için bugün önümüzdeki dediğimiz gibi 3 gün sonra o seçime sabah erkenden katılmamız şarttır. Aziz milletim, çok haksızlığa maruz kaldık. İster atamalar tarafından, ister kademet tarafından. Bu haksızları gidermek için bugün varlığımızı, birlik beraberliğimizi Dağuk ilçesinde ispat etmeliyiz. Burada meclis muhafaza hakkı uzun malumidir. Küçük bir hükümet musakkaradı Kerkük'ün içinde. O bir günden beri bütün kararatı özü alır. Kararat dediğimiz ister müdir am terbiye, ister müdir am sıha, ister vali, ister il meclis başkanı, o meclis sayısıyla meclis tarafından seçilecek. Gelelim. Bizim o meclisin içinde merkez karar dediğimizde bir şahsiyetimiz olmasa bunlardan hak alabilir. Vallahi kimse kusura bakmasın, hak alabilmez. Teinat yani. Teinatı ister istemez meclis karar verir, onaylar, ondan sonra teinat çıkar. O teinatta bize hak verirler. Adamımız olmazsa, bir tane de bizi temsil eder o mecliste olmazsa hakkımızı alabildik. Vallahi çok zahmet. İşte gördünüz, bundan bir sene önce büyük atamalar oldu terbiyenin içinde. Terbiyede dediğimiz bize çok az sayıda tayin verdiler. Çok az sayıda vatandaşımız tayin oldu. Geçseydi benim bir nabım olsaydı daha kuktan, benim de hakkım vardı müdür amdan, 200, 300, 400 tayin alım öz milletime, tavuk halkına paylayayım özü. Ama kusura bakmasın, ben buradan bazı milletvekilleri aldılar Türkmen adına, bir tek mentikalarına, bir tek öz yerlerine onları verdiler, tayinat tevzi ettiler. Bize ne oldu? Bizim adımıza aldılar ama bize bir şey vermediler. Bu tayinat dediğimiz. Alakın, kayınkan meselesini birçokumuz buna şahitti, muzahara da oldu ama bir çözüm bulmadık temsilcimiz olmadığı için. Diyeyim, biz 2 ad vermiştik. Muhafıza anlaşak, bize dedi 2 adın birini anlaşın, ondan sonra anlaştığımız şahsı kayınkam eder. Biz daha anlaşmadan, biz daha oturmadan eski bir milletvekili bugünkü kayınkamın elini tutup Bağdat'a gelip Bağdat'tan onayını getirip atandırıp getirip Dakuk'ta kayınkam edip makuldur, bir kazayı, bir ilçeyi bizde, yani bir şahsiyet yoktu o kayınkamı izalet etsin. Vallahi birden çok, ondan fazla, 100'den fazla şahsımız var. O kayınkam istediğimiz gibi idare edebilir. Ama bunu da değişmek için ögümüzdeki meclis karar verecek. Mecliste Kerkük'ün genelinde konuşuyorum. Kerkük'ün genelinde 2 adayımız olursa, 3 adayımız olursa vallahi millet kusura bakmasın, bir hakkımızı alabilmeliyiz. Sınıfta kalmış olabiliriz. Biz isteriz 5 azdırım, 4'ü hiç istemiyorum diyeyim. Gerçekten 4 bize yakışmaz, bize 6 se diyen, 5-6 diyen, 4 diyemeyen, 4 bize göre değil. 4 bize göre değil. Çünkü bizim hakkımız 5'ten
altıdır. Biz ağzımız açanda deriz Kerkük Türk'tü, Türk kalacak. Ama bunu ispat etmek isteriz. Dilden bir şey olmur. Ya da Dağkuk, Türkmen bir ilçesidir. Bunu neyden ispat ederiz? Bunu ispat etmek için bizim birlik, beraberliğimiz İrak-Türkmen cephesinin kurduğu liste bugün bizi temsil eder. Bugün o liste bizim kaymakamımızda, hakkımızda, hukukumuzda o liste sayısıyla alacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer protokol, canan aziz bacılar, kardeşler, abiler, ablalar, hoş gelipsiz, safalar getiripsiz, güzelim Dağkuk'a. Bütün Dağkuk halkını, imam halkını can gönülden hoş geldi diyorum. Bu sabuk günde bizi ağırladığınız için memnunuk. Allah razı olsun sizden. Havalar ne kadar sabuk ise ama cevuller, iradeler o kadar sıcaktı ki, çünkü öcümüzde büyük bir sınav var, büyük bir imtihan var. O da gelecek. 18-12'de yerel seçim meclis muhafazanın intikabat. Aziz bacılar, aziz kardeşler. Dağkuk ilçesi Türkmenler için, Kerkük için çok önemli bir ilçedir. Onun için biz harisiydik 109 listesini Kur'an'da cephe olarak o partiler olarak bir mebde üzerine yeridik. O da dedik hiçbir mantakamız, hiçbir bölgemiz kalmasın adaysız. Çünkü bizim hedefimiz, amacımız bütün bölgelerimizin temsilcisi olsun meclis muhafazada. Ne için? Çünkü zamanında bilirsiniz meclis kaza, meclis nahiye var idi. Onlar 2019'dan meclis muhafazaydan fesk olundu. Fesk olundan sonra bugün indilik meclis nahiye tamamen kanundan kaldırıldı. Meclis akliyeden meclis muhafazat kaldı. Ama meclis akliyenin bütün Irak'ta indi intikabatı tecildi. Kalan sadece meclis muhafaza kaldı. O zaman meclis muhafaza kaldığı için sadece seni bugün kaza olarak nece edebilirlik orada temsilci olsun. O zaman dedik bütün ilçelerimizin mümettili olduğu halde illa ki tavuğun da bir mümettili olacak. Listemizin içinde yarın bir gün tavuğu olarak meclis muhafazada Dağkuk'u kardeşimiz Mustafa Yüsür temsil etsin. Dağkuk'un aziz kardeşler, aziz bacılar özellikleri çoktu. Bir özelliklerinin birisi burada her zaman Türkmen kimliği, Türkmençılığıyla tanınan bir tavuğumuz var, bir Dağkuk'umuz var. Geçen Ramazan'da gelende iftarda bir kitap hakkında konuştum. O da Türkmence Elifba kitabı. 1970'te Hizb-ül Ba'd rejimi Ocak ayında 24 Ocak'ta Türkmenlere hukuk tekafiye verdi. O hukuk tekafiyenin içinde de Türkmence eğitimini milletimize o vakit müsaade edildi o kanun itibariyle. Tabi Hizb-ül Ba'd yalancı olduğu için 4 dilden sonra o hak elimizden alındı tekrar 1974'te. Ama onda bir önemli bir şey var. O zaman Türkmence Elifba kitabı telif edilende 3 meşhur ve Türkmence dilinde uzman olan 3 abimize emanet edildi. Kitapları telif etsinler Türkmence Elifbası. Biri rahmetli İzzeddin Abdibayatlı,
O birisi Kifri'den Reşit Kazım Beyatlı. Üçüncü abimiz Allah affetsin Mehmet Hürşit Dahoklu. Ve ne mutlu mene birinci kitabının üç müellifinin imzasıyla evde yanımda dururu rahmeti izzedin abimene hediye etmişti. Mehmet Hürşit Dahoklu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bu üç abimizden o kitaplarının müelliflerinin birisiydi. Tabi o abimizin çok kültürümüze katkıda ve hediye ettiği kitapları ve eserleri yaşır içerimizde. Bunun yanında Dağkok ilçesinden Türkmen milletinin içinden bizim idarede başarılı olan mühendisler, amitler ve insanlarımız yetişti. Bir zaman siz de bilirsiniz, Kerkük Camiası'nın reis camiası Doktor Abbasi'ydi. Onun evvel de Kulliyet-i Ulum'un amidiydi. En güzel bir şekilde elektrik dairesini idare eden kardeşimiz mühendis Yalçın vardı. İttisalat dairesini idare eden kardeşimiz Nevres var idi. Turuk Cusur dairesini idare eden kardeşimiz Kaymaz var idi. Ve onların da yanında Allah sıhhatine kavuştursun özünü Türkmence eğitimi bölüm müdürü kardeşimiz başarılı olan Hazım Tavuklu var idi. Ve inanın kardeşimiz Ketin Abdülkerim Çölemen tekaüt olandan sonra ilk kişi adıma geldi cebhe olarak, Irak Türkmen cebhesi olarak fakırdan da bunu diyorum. Müdür amlıkçı terşihe ilk evvel kardeşim Hazım için haber yolladım. Dedim dede Hazım, sağlık durumu sana müsaade ederse terşihatta birinci ad seni koyarım. Çünkü bilirim ne kadar yeteneklisin, ne kadar muhlussan, ne kadar bu Türkmence eğitimine hizmette bulundun. Ve ne kadar zulümle o yerden çıkardırıldı. Onu taviz edistirem, seni müdür amlığa terşih edim. Ama sağlık durumu nedeniyle kardeşimiz ihtizar etti. İnşallah gelecekte sıhhatine kavuşandan sonra tekrardan bir ve üç bir yere tekrardan bu millete hizmet sunacaktır. Bugün biz liste olarak, cebhe olarak, partiler olarak arkadaş hiç kimsenin manası kalmasın diye tek Türkmen listesini kurduk. Bir ayrı liste yoktu, Türkmen adı var içinde. Tek Türkmen listesi 109 listesidir. Orada da tavuğu temsilen kardeşimiz Mustafa var. O zaman tavuk halkına diyoruz, hem liste var, hem bölge var, hem adayı var, hem de Türkmen milletine sahip çık, ağırlığı göster, meclise bir tane tavuktan gönder, yarın 4 yıl seni avukatlığı etsin, hem meşarih konusunda, hem atamalar konusunda. Konu sadece atamalar değil ki, kardeşim Mustafa konuştu atamalar üzerine. Ama bugün bizle birlik kanun muazene, 3 yıllık kanun muazene ikrar oldu. B3 taksisatlar var içinde, tenmiyet akalim ve petro dolar. Ve onun itlakını sadece başbakanla oturduk tehaluf idareti devlede itlakı mübaşereten yerel seçimden sonra itlak olunacak. Çünkü dedi bu fetrede itlak etsek indiki idareler meclis zaten yoktu. Bes muhafızların eli altında kalı tecil edeğin özünü intihabattan sonra hatta hemen itlak olunsun. O zaman tavuğun bir süre ihtiyaçları var. Altyapıya ihtiyacı var. Muhtelif kademete ihtiyacı var. Olar seni kim müdafi'i olu, avukatı olu? İstersen o bir mümessili olsun. O zaman meclis kaza olsaydı diyerdim zaten meclis kaza belirler bu meşari'leri taksim eder kıtaat arasında, manatık arasında.
Bugün o meclis kaza yoktu. Ne var yerine? Meclis muhafaza. O zaman daha kokun neye ihtiyacı var? Orada bir mümessil tercümanı olsun. Kimdi o mümessil? İşte kardeşimiz Mustafa Yüsür. Onun için bugün ayın 18'inde temennim daha koktacı olan bütün bacı kardeşlerim tavuğu, imamı, Türkçüman milletini yalnız bırakmalı. Bir şey hatırı için diyemem. Ama o bacılarımız hatırı için diyorum ki İlhanlı Hüseyiniyesinde zulümle şehit düştüler. Ve imamdaki olan kardeşimiz ki Melab'da top top oynurdular 2017'den sonra Daesh geldi şehit etti özlerini. O çok şehitlerimiz var bizim Irak devleti kurulanı gücüne kadar. O şehitlerin kanı hatırı için gidek seçime katılak dakuku imamı meclis muhafazada yalnız bırakmıyor. Eğer reis vuzara özü değilse Kerküş'te seçim kavmidir. Bütün din alimleri, Şia kardeşlerimiz alimler, Sünni alimlerimiz hapsi diri vacip şer'idir seçime katılmak. O zaman hangi gerekçeyle, hangi sebeple sen evde kalacaksan seçime katılmayacaksın. Yarın bir gün herkesin vazını çıkar ortaya. Senin vazını neyden bilini? Diyerler 109'da Türkçüman kaimesi ne kadar oy aldı Kerküş'te. Bu neden ağırlık ortaya çıkacak. Onun için aziz bacılarım, aziz kardeşlerim ben de sizi fazla bu soğuk havada tutmak istemiyorum. Ama vallahi dünen zaten bir toplantımız vardı bizim Kerküş'te. Bir slogan altında kardeşlerimiz, din adamları, alimlerimiz hem vacip şer'idi hem bir teklif kavmidi bugün üzerimize seçime katılak. Nezih insanları seçer. Yarın bir gün gidende orada tayin etmesin para hatırı için. Meşru alıp satmasın para hatırı için. Mansaba bir gayri kafu getirmesin para hatırı için. Yok. Gelsin desin Türkçümanın maslahatı neyse, dağkukun maslahatı neyse onun beni icabına bakarım. Ben onun peşinde olam. İnşallah Mustafa kardeşimiz de o nezih insanlardandı. Arkasıyla da bir cebhe var. O cebhe hiçbir cünden bir cüne düşünmezsin kimse ilkelerinden, mebdelerinden vazgeçer bir masaha şahsiye hatırı için, bir fesat kadıyası hatırı için. İnşallah ayın 18'inde listemizi, Türkmanları ve adayımız Mustafa Yüsür'ü eminim İnşallah Dağkuk ilçesindeki ve imamda yaşayan kardeşlerimiz, bacımız yalnız bırakmaz. İnşallah tekrardan gelip bir ve üç törenle kutlarız, diyarız, tebrik ederiz Dağkuk halkını. Artık meclis muhafazada da bir mümettil oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Düz doğru. Düz doğru. Bir yolda, düz doğru bir yolda, doğruyuz doğru. Yol alıp gidelim seçime doğru. Sesimiz çalmasın. Sesimiz çalmasın. Yol kesen oğru, o hırsız, yol alıp gidelim seçime doğru. Bilirim, ben hazırsam siz de benimle hazırsınız seçime doğru inşallah. 3 gün sonra, 4 gün sonra, el mühim ayın 18'inde. Hakkımıza haksızlık yetmemek için. Hakkımıza haksızlık yetmemek için, varlığımız, kimliğimiz itmemek için. Canım, varlığımız, kimliğimiz itmemek için elimiz elimizden
elimiz elimizden gitmemek için yol alıp gidelim seçime doğru. Cephenin listesi tek ihtiyarımız. Cephenin listesi tek ihtiyarımız Türkmen'e peşkeştir. Türkmen'e peşkeştir her türlü varımız. Hastamız, hastamız, noksanımız. Hastamız, noksanımız genç. İhtiyarımız yol alıp gidelim seçime doğru. Hep sabah, hep sabah, sabah 7'den akşam 5'e dek. Hep sabah 7'den akşam 5'e dek ayaklar üstünde durmamız gerek. Ayaklar üstünde durmamız gerek. Elimde elevde, elimde elevde bir demet çire çiçek. Elimde elimde bir demet çiçek yol alıp gidelim seçime doğru. Kef günüdür, ferah günüdür inşallah. O iller yanlışım, o iller yanlışım, gel bu il düzelt. Kadir oldu bize, olmadı. O iller yanlışın gel, bu yıl düzel, adına sunulan listeyi gözet. 109 numaraya, 109 numaraya diyelim evet. Diyelim evet, 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 yol alıp gidelim seçime doğru.